Efendim, su verimliliği ve suyun doğru kullanımı çok önemli bir konu. Çünkü Türkiye su stresi yaşayan bir ülke. Bu alanda yatırımlar oldukça önemli. Öyle ki geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 369 farklı su tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Bizlerin de bu anlamda önemli destekleri gerekiyor efendim. Tasarruf içinse en önemli konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Su, geleceğimizin teminatı, yaşamımızın garantisi, ancak doğru ve verimli kullanılmadığında tam bir yaşam tehdidi. Türkiye bu tehdidi ortadan kaldırmak adına yatırım hamlelerini bir bir gerçekleştiriyor. 66 ilde 369 farklı tesisin açılışı gerçekleştirildi. Barajlar, içme suyu tesisleri, atık su ve taşkın koruma tesisleri vatandaşın hizmetine sunuldu. Su akar, Türk bakar sözü tarihe karışmış. Bunun yerini su akar, Türk yapar sözü almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin su tasarrufuyla mücadelesini işte bu cümlelerle özetledi. Tüm vatandaşları su seferberliğine davet etti, tasarruf vurgusu yaptı. Çağımızın artık herkesin dikkat etmesi gereken, çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. Ben evimde de elimden geldiği kadar su tasarrufuna giderim. Abdest alırken bile tasarruf yapıyorum. Kolumu elimi yıkadıktan sonra hemen kapatıyorum. Su tasarrufunda çok ciddiyim ben. Elimizden geldiği kadar tasarruf da yapıyor evde. Buradan 85 milyonun her bir ferdini bir damla da sen ol parolasıyla su verimliliği seferberliğimize destek olmaya, katkı vermeye çağırıyorum. Hepsinden çok dikkat ediyorum. Eşime bile kızarım, sakın çok aşma diyor. Kuraklık oluyor oğlum, su yetmez. Hakka giriyoruz. Tarlalarda damlama sistemimiz var. Onları kullanırız. Bu şekilde de bir tasarruf mu yapmış? Tabii. Türkiye'de kişi başına yıllık 1.3 metreküp kullanılabilir su düşüyor. Bu rakamla ülkemiz su stresi yaşayan ülkeler grubunda yer alıyor. Ha işte yağmur yağdı, tamam artık susuzluk kalmadı diye bir şey yok. Kuraklık halen devam ediyor. Susuzluk farklı, kuraklık farklı. Tasarruf. Belediyeler özellikle yağmur suyu noktasında tasarruf adımları atabilir. Bir sürü yolumuz var. Yağmur yağdığı zaman bakın o göl haline geliyor. Bu suları da kanalizasyona gitmeden belli bir kilometre aralıklarda bu suyu o depolara aktaracaklar. Bunu Türkiye'ye yaydığınız zaman bir bu kadar daha Türkiye'nin ihtiyacı olan suyu depolamış olacaksınız. Evlere yapılacak yağmur suyu depoları da su krizini ciddi manada ortadan kaldırabilir. 85 milyonun her bir ferdini bir damla da sen ol parolasıyla su verimliliği seferberliğimize destek olmaya, katkı vermeye çağırıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.